kere bu şehrin daha güvenli, daha huzurlu olması için el birliğiyle mücadele etmek durumundayız. Ben bu şehre bir söz verdim. Uyuşturucuyla ilgili söylüyorum. Bu şehirde biz inanın üst sıralarda değiliz. Rahat olsun. Ama bu şehirde bir gramı bile istemiyoruz. O konuda bizim yanımızda olsunlar. İhbarlarla yanımızda olsunlar. Uyarılarla yanımızda olsunlar. Bazen söyledikleri şeyler biz görememiş olabiliyoruz. Bu konuda hem bize inansınlar, güvensinler hem de yanımızda olsunlar. Ve burada bir ortak akıl çalıştırmaya çalışıyoruz. Bu ortak akılda da Kayseri'nin o başarılı gençlerinin arkasında dağ gibi durmamız gerekiyor. Özellikle bütün ailelere, evlatlarınıza bir sarılıyorsanız iki sarılın. Evet. Bir sohbet ediyorsanız iki sohbet edin. Ve ne olur onların dertleriyle dertlenin. Çünkü siz dertlenmezseniz bir tane alçak onlarla dertleşir bahanesi altında maalesef onlara dert olur. Tuzaklar kuruyor ve içimiz yanıyor. Ben evlatlarımızla hep beraber özel bir ilgi, başka bir dünyada yaşıyoruz çünkü. Sosyal medya tuzaklarının olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bütün annelere, babalara hem bize güvenmeleri hem de çocuklarımız sadece kendi çocuğumuz değil. Bu milletin beşeri sermayesi. Bu milletin geleceği. O yüzden sadece kendi anne babası için değil, hepimiz için o çocuklara sahip çıkmamız gerekiyor. Erva projelerine, bunun gibi projelerin sayısı artarak devam edecek, sahip çıkmalarını diliyorum. Hepsine saygılar sunuyorum. Ben geldiğimde Kayseri'nin valisi olmaya değil, Kayseri'nin bir evladı olmaya geldim demiştim. Beni sokaklarda göreceksiniz demiştim. Parklarda göreceksiniz demiştim. İnşallah bu şekilde çalışmaya devam edeceğim. Bu şehri seviyorum. Bu şehre hizmet etmeyi seviyorum. Kayseri'de benim hayatımdaki en büyük onurlardan, şereflerden birisi de bir gün çocuklarıma da, geleceğe dair de Kayseri gibi kadim bir şehirde valilik yaptım. Hizmetkarlık yaptım. Kayserilere hizmet ettim demek olacak diyorum. Herkese saygılar sunuyorum.